ediyorsun sevgilim. Teşekkür ederim annem. Çok şükür ediyorsun. Teşekkür ederim. Biraz heyecanlı. Bak bak ya. Evet. İçeride görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Yalnız şu Murat bizi o kadar yordu ki gerçekten yani başıma ağrılar geldi. Biliyor musun? Bayağı başım ağrıyor benim şu anda. Ya ben kadına uçağı kaçırmak için gittim. Kendi arabamı bilerek çarptım. Ben acilde serum yedim. Ama şoför o kadar iyi niyetli bir insanmış ki yani böbreğini istesen verecek haldeydi. Ben de hayalimdeki koltuğa ilk kez oturdum. Yani çok küçük bir iş belki ama. Bak ben sana söylüyordum Dicle. Hep hayalinin peşinden koş diyordum. Sinemanın yolundan ayrılma diyordum. Doğru Çınar, beklediniz. Bir yerden başlaman gerekiyordu. Dicle, hep senin arkandayız ve hep destekleyeceğiz seni. Ne kadar kadın yönetmenimiz olursa o kadar iyi. Nasıl geçti ilk set günü? Biraz stresli başladık ama Barış'ı görünce böyle biraz daha heyecanlandım. Umarım yüzünü kara çıkarmamışımdır. Aa, başlıyor. Tanıtmak üzere Yasemin Keyal'ın ve Barış Havas geliyor. Üretilen koleksiyonda pırlanta, zümrüt, safir, yakut gibi değerli taşların yanı sıra yarı değerli taşların da birlikte kullanılmasıyla oluşturulan günün her saatinde kullanabileceğiniz hatta günü geceye bağlayabileceğiniz parçalar yer alıyor. Ailesi olarak çok sevdiğimiz bir isim geliyor. İşte karşınızda Murat Dalkılıç. Ses verir misin bu yollar? Demiyor mu bir dene ala?
bahsedelim mi? Gerilmekte üstüne yok gibi yaklaşayım. Güzellikle ve nazikçe orta yol bulalım. Bugün yarın bir şey olur, takipte kalalım. Beni seversin ne versin atlamayalım. Barış ne yapıyor? Masaya doğramadı bizi. Seni ona bırakıyorum. Baba biz Barış'la ara verdik. Dicle bütün o çekimler. Evet evet hiç kolay değildi biliyorum. Ama zaten şu an kolay olan ne var ki değil mi? Güzellikle ve nazikçe orta yol bulalım. Bugün yarın bir şey olur, takipte kalalım. Beni seversin ne versin atlamayalım. Sen yaptın. Bu suçu üstüme sen attırdın. Avukatı da bu yüzden çağırdın. Beni tazminatı çıkartmak için ondan aldın bu hakkı. Sen mi yaptırdın? Dicle! Sen babamı kovmak istiyordun. Bunu sen yaptın. O böyle bir şey yapmış olamaz. Ama ben yapmış olabilirim, öyle mi? Yeter. Evet, evet babanı kovmak istiyorum. Ama bu nedir? Bu ne? Ne suçla itham ediyorsunuz bir de? Utanmadan. Tuttu. Yeniden. Anneciğim teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen de iyi ki doğurmuşsun. Evet evet her şey yolunda setteyim. Biraz yoğun geçiyor. İşte pasta falan kestiler bana. Mum üfledim. Sağ olsunlar. Çok da iyiler buradakiler. İyi anlaştım yani. Evet. Dicle. İyi Dicle. Ne yapsın? Biraz yoğun. Yok yok. Kutlama falan yapmayacağız. Öyle bir hazırlık yapmadık. Yasin abi ben buradayım. Anne ben arayayım mı iki dakika seni? Tamam. Yasin abi. Farfan abi. Gel. Yolumuz çok uzun. Gel gel gel. Nereye? Gel gel gel. Nereye gidiyoruz? Soru sormak yok. Dicle. Dicle. Yalçın abi anlaştığımız gibi yarın araba sende. Yapmamız gereken bir şey var. Ne yapıyorsun? Gel ben. Ah. Barış delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Delirdin mi? Nereye gidiyoruz? Barış? Ha? Arıyorlar. Yardımcı yönetmen arıyor. Hocam. 10 dakika setteyiz. Güven bana. 10 dakikaya geleceğiz. Yemek molası bitmeden geliyoruz. Hocam merak etmeyin geliyoruz. Geleceğiz. Ya Dicle dönmen lazım. Setim var benim. Hocam. Hocam Deniz hocam teşekkür ederim. Bunun heykeli sana emanet. Görüşürüz. Gidiyoruz. Dicle dönsene geri. Neden? Bir set var. Set yok. Paydos. Her şey kontrol altında. Ceyda'nın bundan haberi var mı? Kendisine sorma gereği duymadım. Deniz Hoca sağ olsun. Of Dicle. Seni kaçırıyorum ben. Nereye kaçırıyorsun? Özgürlüğe kaçırıyorum. Madem ben seni kısıtlıyormuşum. Kısıtlıyorsun demedim. Sadece bazen kendimi senin yanında kısıtlanmış hissediyorum dedim. Sen artık bir gülümser misin? Bugün çok güzel bir gün tamam mı? Çünkü sen bugün dünyaya merhaba dedin Barış Abbas. O yüzden gülümse bakayım. Gülümse.
Yürüyeyim, dişleri de gireyim. Gül! Tamam, şimdi gidiyoruz, hazırız. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Bugün çok yoğun, çok sıkıcı bir set günü olacak diye hazırlamıştım kendimi. Bunu hiç beklemiyordum. Haber vermek istemedim. Biliyorum çok yoğunsun. O setten o sete. Ama senin bir günlüğüne de olsa en sevdiğin şeyi kavuşturmak istedim. Denize. Bir teşekkür olsun istedim. O gün beni yalnız bırakmadın, elimden tuttun. Teşekkür ederim Barış. Ne teşekkürü? Tabii ki de yanında olacaktım. Birlikte ya da ayrı olmamız bir şey değiştirmez. Hangi anlamda? Çok iyi işler yapıyorsun. İstediğin rolleri oynuyorsun. Evet, mutluyum. Bence çok doğru işler oluyor benim için. Sen hala takılıyor musun benim Ceyda ile çalışmama? Yok. Sen Sinan'a yumruk attığın için pişman mısın peki? Hayır, değilim. De. Biraz fazla olmuş olabilir. Nasıl yani? Tebrik ederim ya. Yine şu Sinan'a getirdin yani lafı. Bravo. Bravo sana. Tamam. Tamam, bir şey demedim. Bak, o taco Sinan aslında bir işe yaradı, biliyor musun? Sana hayallerini hatırlattı. Sana da sınırlarını zorlattı. Vay be, şu Sinan'a bak. Ne adammış. Helal olsun. Tamam Barış. Tamam. Ya biz buraya ne yapmaya geldik, ne konuşuyoruz? Şu hale bak. Konuşmayalım o zaman. Susalım. Tamam. Konuşmayalım. Sen zaten çat diye bir anda ara vermek istedin. Bir de sakınmadan söyledin bunu. Ne arası bu? Ara nasıl bir ara? Ben anlamadım. Sen ne istedin? Neden benden böyle bir anda kaçtın? Hiç anlamıyorum ben. Kaçmadım. Klasik oyuncu geyiğine girmeyeceğim ama... bu gerçekten çok zor bir meslek. Tamam, içindesin, görüyorsun ama bunu yaşamak çok başka bir şey. Bütün ışıkların senin üzerinde olması... İnsanların etrafında pervane olması gerçekten çok yoruyor beni ve çok yalnız hissettiriyor. Belki kendimi değersiz hissetmekten korktum. Yanımda sen varken bile. O yüzden kendime dönmek istedim, ruhuma dönmek istedim, biraz yalnız kalmak istedim. Durum bu. Ben senin menajerinken sen bana ara vermek istediğini söylesen o zaman belki seni anlayabilirdim. Çünkü zaten çok yoğundum.
Feris Hanım gittikten sonra onu mahcup etmemek için kendimi deli gibi işe verdim. Seninle ilgilenemedim. Bir de roller de biraz karıştı. Menajerlik, sevgililik. Ama sonra İstanbul'a gelme nedenime geri dönmek istedim ben. Gücümü toparlamak istedim. Ben seni hiçbir zaman yargılamadım Barış. Ama sen ne söylersem söyleyeyim hep yanlış anladın beni. Sen bana neler söyledin? Senin oyunculuğunu yetersiz bulduğumu düşündün. Seni kırmak ya da üzmek benim şu dünyada isteyeceğim en son şey. En son şey Barış. Bırak elimi. Elimi bırak. Ara verdik biz. Bırak. O zaman bu ara bitti. Ha. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Şu an rüyada mıyım ben? Hı. Sen melek misin? Sen gerçek misin? Beğendin mi? Bayıldım. Gerçekten mi? Bayıldım. Bu benim hayatımdaki en güzel doğum günü. Daha da güzeller olacak. Ben inanıyorum. Diliyorum. Biliyorum. Ben seni en çok sevdiğim yıldıza benzetiyorum biliyor musun? Ha. Bak şuna. Hangisi? Şu işte bak. En parlak olan. Göremiyorum. Ayın yanında en parlak olan. Evet. En parlak olan, tek başına olan ve en güzel olan. Çocukken de geceleri hep çıkar bakardım ona. Ay ona aşık ama aynı zamanda dünyayı da bırakamıyor. Hayat ne kadar garip değil mi?
bir tane bile yıldız göremediğimiz o koca şehirlerde yıldız olmaya çalışıyoruz.